Merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza. Bugün 28. gününde. Hadi başlayalım. Dükkanımızı açalım. Çiçeğimizi sulayalım öncelikle. Ve iPad'imize gelen bildirimlerimizi okuyalım. Dükkanımıza güzel yorumlar gelmiş arkadaşlar. Bu bizim yaptığımız pizzalar ve beğenen müşterilerimiz yorum yazmışlar hakkımızda. Bu bizim için iyi bir şey tabii ki de. Hadi şimdi müşterilerimize bakalım. Tekrar merhaba. Biliyorum garip olacak ama bana bir pizza ısmarlar mısın? Ne? Yemek dilenmiyorum. Sadece yeni bulduğum bir uygulama fikri için data topluyorum. Herhangi bir şeyle pizza istedi bizden. Hamurumuzu açtık, sosumuzu sürdük ve peynir ilave ettik. Siz de bu arada kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz arkadaşlar. Biz de malzemelerimizi ekledik. Hamsi, soğan, dolma biber ve patlıcan. Hadi pişirelim. Fırınımıza attık pizzamızı. Fırınımız pizzamızı pişirirken. Evet. Şimdi pizzamız pişti ve dört dilime böldük. Afiyet olsun. Araştırmam için çok leziz ve önemli bir lütufta bulundum. Bunun benim için değerini bilemezsin. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çiçeğimizi suladık. Tahıl yok, acı yok. Ve patlıcanlarımızı topladık. Tahıl yok, acı yok. Hadi yapalım. Evet, buradan fişimizi gösterdim tekrar size. Hamurumuzu açtık. Biz ikinci bölüm ve 28. gündeyiz arkadaşlar. Sosumuzu sürdük ve peynir ilave ettik. Şimdi mantar ekliyoruz. Hamsi ekliyoruz. Biraz da patlıcan. Zeytin. Dolma biber. Ve soğan. Şimdi sosis. Evet, şimdi pişirelim. Ürünümüzü, pizzamızı fırına koyduk. Pizzamız pişerken siz de videomuza like atmadıysanız videomuza like atabilirsiniz. Hadi dilimleyelim. Ve 8 dilime böldük. Pizzamızı paketledik. Afiyet olsun. Bu kadar sucuklu olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Evet, bir tek sucuk yoktu içinde. Fok balığımı eğitmeye çalışıyorum. Sadece hamsi ekmek bir pizza. Koyu kenar. Tamamdır. Hamurumuzu açtık. Ve içine hamsilerimizi yerleştirelim. İstediğimiz gibi dizelim. Ve fırına verdik. Şimdi pizzamız pişiyor. Hadi devam edelim. Pizzamız pişti arkadaşlar ve ikinci kez fırına koyuyoruz koyu kenar istedikleri için. Yani çok pişmiş. Bakın pizzamız koyu bir hal aldı. Yani iki kere pişirdik. 8 dilime böldük ve afiyet olsun. 3 dilim olsa bu pizzadan 3 tane daha isterdim. Evet, hoş geldin. Bilinen balık türlerinin %98'inin yumurtladığını biliyor muydun? Hamurumuzu açtık. Sosumuzu sürdük. Peynir ekleyelim. Ve malzememiz balık. Hadi balık ekleyelim. Hamsi. Hamsilerimizi dizelim. Ve sonra fırına atalım. Aa, pardon, soğan eklemeyi unuttuk. Soğanlarımızı ekleyelim, patlıcanlarımızı ve dolma biberimizi ekleyelim. Biraz zeytin, biraz mantar. Ve üstüne yine balık. Neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Bilinen balık türleri. Sana hiçbir şey söylememişti. Ben doldurdum ama hepsini. Bakalım memnun kalacak mı? Bu mantarla araya karışmış herhalde. Bir de beğenmediklerinde bazen para da iade oluyor. Yo, en sevdiğim hayvanla bir pizza yapabilir misin?
Hadi yapalım. Malzemelerle bir hayvan çiz. Geçen gün gülen surat istemişti. Şimdi de bir hayvan çizmemi istiyor malzemelerden. Benim ilk aklıma gelen tavşandı. Ama yapmaya başlayınca tavşanı yapamadım sanırım. O yüzden sonra biraz şekil değiştirmeye karar verdim. Artık sonuncu da neye benzediğine siz karar verin. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, zeytin ve mantar ekledim. Zeytin ve mantarlardan bir şekil yapmaya çalıştım. Aslında mantarlar kulakları olacaktı. Siyah zeytinlerden de gövdesini yapacaktım. Ama galiba bir yerde bir yanlışlık yaptım. Tavşana benzemedi. Evet, patlıcanlardan da kuyruk yaptım. Sucuklardan da iki tane göz koymuş oldum. Sadece suratı, kulakları ve kuyruğu olsun istemiştim ama sanırım tavşana hiç benzemedi. Eğer siz hangi hayvana benzettiyseniz onu yazabilirsiniz ya da bir şeye benzetebildiyseniz. Evet, bunu dilimlemeyecektik ama bıçağımızı çalıştırmış olduk bir kere. Dört dilime böldük. Afiyet olsun. Mükemmel. Teşekkür ederim. Beğendi yine de. Bilmiyorum. Pesto işi bana yaş geldi. Ben hamsilerimi pizza sosuyla istiyorum onun yerine. Pizzayı dört dilime ayır. Tamamdır. Hamsili pizza yapalım hemen. Hamsiyi aldık ve herkes hamsili pizza istiyor. Şimdi sosumuzu sürdük. Peynirimizi ekledik. Hadi hamsilerimizi dizelim. Hamsilerimizi yerleştirdik. Evet, dört dilime böleceğiz. Hadi pişirelim. Baktım başka malzeme koyacak mıydık diye ama hayır, sadece hamsili istemiş. Hamsi ve sos yazmış. Şimdi dilimleyelim. Farkındaysanız müşteriler hep aynı kişiler. Harika, tam istediğim gibi. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Ve camımızda hamsi resmi var arkadaşlar. Bana bir süslü püslü pizza. Yok yok, sadece tüm etlerden değil, bütün her şeyini istiyorum. Karışık bir pizza hazırlayalım hemen ustam. Hamurumuzu açtık, sosumuzu sürdük. Peynirlerimizi ekledik. Karışık olduğu için sucuk ilave edelim. Üzerlerine sosis. Kenarlarına mantar. Ve zeytin. Zeytinlerimizi de sırayla ekledik. Ve şimdi diğer malzemelerimizi ekleyelim. Soğanlarımızı ekledik. Şimdi dolma biber. Balık. Şimdi patlıcan. Hadi fırına. Karışık pizzamız hazır. Görüntüsü çok güzel. Şahsen ben çok beğendim. Umarım müşterimiz de beğenir. Pizzamız pişti. Şimdi dilimlere ayıralım. 4 dilime böldük. 6 dilim ve 8 dilim. Buyurun. Gözünü kapatıp bize sucuklu fırlatmışsın sanki. Berbat. Özür dileriz. Ve günümüz bitti bu müşterimizle. 28. günün sonuna geldik. Bakalım bugün. -34.02 bayağı zarardayız. Hamsi aldığımız için.